Tarım Günlüğü'nden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 2021 model buzağlarımızı çekiyoruz. Gördüğünüz gibi buzağımızın biri yanımıza geldi. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün 2001 yılında yeni doğan buzağlarımızı neler yapıyoruz, ne gibi besleme yapıyoruz onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkamızda gördüğünüz gibi 3 tane erkek buzağımız var arkadaşlar. Bunlar 4,5 aylık falan oldular. Yani sütten kesildi, yaklaşık 1,5 aya falan, 1,5-2 aya yaklaştı. Şu anda gayet güzel yem yiyor. Yem ve önlerinde buzağı büyütmeyen ve yoncamız mevcut sürekli olarak. Tabi yemimiz sürekli mevcut ya, sabah akşam döküyoruz da yoncamız önlerinde sürekli olarak mevcut bulunuyor. Şimdi bu buzağımızdan başlayacak olursak arkadaşlar, annesi de mandofon bu buzağımızın. Şöyle göstereyim. Annesi mandofon, tohumlamadan doğan bir buzağımız arkadaşlar bu. Şöyle göstereyim. Annesi mandofon, babası Tigem'in esmer soy cinsi buzağımızdan elde ettiğimiz, yani tohumlamadan elde ettiğimiz buzağımız arkadaşlar. Bayağı güzel, böyle beyaz tam mandofon. Yaklaşık 4, aralarında en büyük olan bu mandofon arkadaşlar. Ondan sonra ikinci büyük olanımız bu. Bu simentalimiz arkadaşlar. Çekil bakayım sen kenara. Hadi ya. Bu simentalimiz arkadaşlar, annesi simental, babası kırmızı hoştan. Kırmızı hoştan düve diye, bir düve doğar diye bekliyorduk ama nasip erkekmiş, erkek doğdu. Gayet güzel gelişim falan. Bu buzağımızda dediğim gibi kırmızı hoştan tohum attırdık simentaliğimize. Böyle bir buzağımız çıktı. Şöyle de boynuzsuz arkadaşlar. Şöyle hiçbir boynuz, ilaç falan sürmedik. Kabak dedik. Halk arasında kabak dediğin diye tabir edilen bir buzağımız. İnşallah nasip olursa bunu biraz damızlık diye kullanma niyetimiz var. Öyle sürekli değil de işte 3-5 inek ya da veteriner çağırmak istemediğimiz durumlarda damızlık boğu olarak kullanmayı düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Gayet güzel uysal hayvanlar. Şöyle görüyorsunuz zaten. Dediğim gibi bunlar 2021 yılında doğan buzağlarımız arkadaşlar. Hadi sen de çekil bakayım, öbürüne bakalım. Hadi. Çekil ya. Bu da simental buzağımız arkadaşlar. Bu da yine ithal simentallerden doğan bir buzağımız. Buna da Tigem'in Temmuz cinsi tohumunu attırmıştık. Bu da bayağı güzel böyle. Annesi topak olduğu için, boyu topak olduğu için bu diğerlerine göre biraz daha küçük duruyor. Ama heybetli. Topak ama heybetli duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi Tigem'in Temmuz tohumunu attırmıştık buna. Bu da gayet güzel simentalimiz. Dediğim gibi bu yıl bayağı bir simental ağırlıklı buzağlarımız. Gerçi daha mandofonlarımız doğum yapmaya başlamadı. O mandofonlarımız doğum yapmasına yaklaşık 2-3 ay civarında bir değişiyor arkadaşlar. Onluğumuz da bu şekilde. Önlerinde sürekli olarak yoncamız mevcut. Şimdi buzağlarımızı anlatayım. Daha sonra nasıl yemleme yaptığımızı da göstereceğim arkadaşlar. Bu bir farklı bir teknik buldum arkadaşlar. Onu anlatayım size. Evet arkadaşlar, bu da mandofon düvemize kendi simental boğamız vardı. Geçen yıl doğan ineklerimizden doğan buzağım, danamız vardı. Onu damızlık olarak kullanmıştık. Birkaç ineğimize salmıştık. Ondan çıkan bir buzağımız. Mandofon simental mezevezi. Bu da erkek. Şu gördüğünüz 3 buzağı erkek artık arkadaşlar. Bu yıl yine nedense dişi buzağımız az. Bayağı bir az. Yani %90'ı, buzağlarımızın %90'ı erkek. Dediğim gibi bu sarı mandofon melezi olan da erkek arkadaşlar. Bu düğümüzün bir tanesi bu. Bu da yine ithal simentellerimizden olan bir buzağımız arkadaşlar. Buna da büyük ihtimalle Tigem'in Temmuz ya da bir de Mozart diye bir tohumu var, spermas var arkadaşlar Tigem'in. O ikisini tam not almayı unutmuşum, o zaman yazmamıştım. Ya ikisinden biri arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir düğümüz. Bunların burnuna buruncak taktım arkadaşlar. Süt emiyorlar bunlar hala. 2 aylık civarındalar bunlar. Süt emdikten sonra biberona birbirlerini emmeye başlar. Bir aşırı derece rahatsız ediyorlar birbirlerini. Ve düvenin memelerini de emmeye başladılar. Bu da ilerleyen dönemlerde sıkıntı olmasına sebep olabilir tabii ki. İlerleyen dönemlerde damızlık vasfını yitirmesin diye, memelerinde problem olmasın diye arkadaşlar, birbirlerine buruncak taktım. Onlar da birbirlerini emmesin diye. Biraz acıtıyor ama başka yapacak bir şey de yok açıkçası. Yani yerimiz müsait değil. Öyle hep her buzağı bir tek bir hayvan kulübesine koysak öyle bir şey, imkanımız da yok arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Bunun adı Şeker arkadaşlar. Gel. Yani dediğim gibi simentaller nedense çok hoşuma gidiyor benim. Gayet güzel.
Mandafonumuz dediğim gibi melez. Mandafon simentel melezimiz. Da erkek. Şimdi buraya geçelim arkadaşlar. Bunlar en küçüklerimiz sırayla. Yani ayları, doğumları yaklaşık aralarında bir hafta, maksimum iki hafta olanları bir araya getirdik. Öyle daha küçük büyük birbirlerini aldatmasınlar diye yem yerken falan. Bir de süt emzirirken sütten kestiğimizde hepsini aynı anda kestiğimiz için öyle sorun çıkmasın diye. Bu gördüğümüz küçük düvemiz. Bu da diyor arkadaşlar. Bu bayağı bir ishal problemi yaşadık bu buzağımızda. Ölümlerden döndü diyebiliriz. Veteriner geldi, işte serum taktı falan, bayağı bir ineği ilaç tedavisi uyguladıktan sonra buzağımız kendisine geldi. Bunun da annesi mandofon, babası simental, yine kendi boğamızı kullanmıştık bunda arkadaşlar. Bu da böyle bir düvemiz çıktı. İki tane düvemiz var. Bu annesi de biraz böyle zayıf bunun, böyle küçük cılız olduğu için. Bu da böyle bir küçük buzağımız çıktı. Yine burada da simentallerimiz var arkadaşlar. Yine bu da annesi İtalyan olan simentallerimizden. Bu da büyük ihtimalle TGM Temmuz ya da Mozart olabilir. Yani bunu tam not almamıştım. Bu da böyle güzel bir simentalimiz. Evet, şimdi arkadaki simentalimiz arkadaşlar. Yani hiç annesinin simentalle yakından uzaktan bir alakası olmayan bir inek. Annesi Holstein arkadaşlar, siyah. Yani hiç beyaz yok, sadece anında bir çakalı var arkadaşlar bu ineğin annesinin. Yar arası çıktı yerinde. Dediğim gibi bu buzağımızda arkadaşlar annesi Holstein. Ona da kendi boğamızı kullanmıştık. Yani bu diğer gösterdiğim bu boğa kullandığımız dediğim biz boğaları hepsi aynı. Aynı boğadan bahsediyorum arkadaşlar. Bu da böyle bir simentalimiz çıktı. Demek ki boğamızın simentale çevirme özelliği bayağı bir yüksekmiş. Geçen yıl hatta videolar, geçenlikle buzağı videomuzda izlemiş değilseniz arkadaşlar, siyah Holstein melezi simentalimiz vardı. Aynı anneden. Geçen yılki siyah ala çıktı. Bu yılda sadece böyle simental çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi bu yıl çoğunluklu olarak erkek buzağlarımız var. Bak arsız çıkmış. Şunu koyalım arkadaşlar yerine. Hadi gir. Yürü. Önünde yünce dolu ya. Yürü. Hadi. Sen çek. Gel. Bak bir tarafını sakatlayacak ya. Hadi. Yürü. Şişt, yürü. Yürü. Kamerayı da biraz uğraştıracak ya. Hadi. 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 Evet. Kolayca koyduk arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar işte aralarında en büyük olanları. 4-4,5 aylık civarında. Şimdi bunları nasıl beslediğimizi göstereyim. Nasıl yemleme, nasıl bir yem verdiğimizi göstereceğim arkadaşlar. Bir de sırtlarına dökme çözelti uygulayacağız sinek bite karşı. Onları da göstereyim. Şimdi yemlemeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi buzağlarımızın yemlerini dökeceğiz. Bu yıl farklı olarak, geçen yıldan farklı olarak sadece arkadaşlar tane mısır kullanmaya başladık buzağlarımızda. Şöyle göstereyim. Mısır, yarı kırık koyun mısır diye geçiyor bu mısır arkadaşlar. Bunu mesela 2 kilo yem döküyorsam 1 kilo mısır civarında dökmeye başladım. Yani döktüğüm yemin yarısı kadar mısır döküyorum arkadaşlar. Mesela bunlara şu yarım tenike mısır dökeceğim. Buzağı yemi dökeceğim. Biraz da önlerinde kalmış zaten. Bunun da yarısını dökeceğim arkadaşlar. Bunu dökmemin sebebi arkadaşlar, bu yaklaşık şu ilk başta büyük buzağlarımıza doğumundan itibaren kullanmaya başladım. Bayağı bir farkını gördüm. Nedeni şu. Dediğim gibi yemin yarı oranında mısırla karıştırdım. Çünkü bunu yiyen buzağlarımız hiçbir şekilde bu yoncacın dolayı ishal olmadı. Mesela geçen yılki buzağlarıma sadece yonca verdiğimde arkadaşlar, samanla karıştırmadan verdiğimde direkt ishal oluyorlardı. Bu yıl şu gördüğünüz 3 tane buzağımızı hiçbir şekilde yoncalarına saman karıştırmadım. Ve ilk bir aydan sonra önlerinde yonca bulunuyordu. Gayet de güzel tüketiyorlar yoncaları. Hiçbir şekilde de sorun yaşamadık şükür. Yani bu mısır sayesinde. Bu mısır midelerinin gelişmesine bayağı bir yardımcı oluyormuş. Öyle duydum arkadaşlar. Ondan dolayı kullanmaya başladım. Gayet de faydasını gördüm. Yaklaşık 3 aylık olana kadar neredeyse hiç yok denecek kadar arka pisliklerinden çıkıyor. Bir de yani şöyle diyeyim. Bu mısır biraz iri olduğu için, bak hemen yemeye başladık, dur. Bu mısır iri olduğu için arkadaşlar, dirseniz ki arka pisliklerinden sindirmeden çıkarabilir.
3 aylık olana kadar hiçbir şekilde arka pisliklerinden çıkmıyor arkadaşlar. Hatta göstereyim şöyle, işte burada pislikleri var. Hiçbir şekilde arkalarından mısır çıkmıyor. Lakin şu buzağlarımız 3 aylık olduktan sonra arkalarından pisliklerinden mısırlar çıkmaya başladı. 3 aydan sonra da zaten mısır miktarını biraz daha düşürdüm. Yani çok az, yemin 1/3 miktarında mısır dökmeye başladım bu 3 buzağımıza büyüdükleri için. Dediğim gibi 3 aydan sonra arkalarından çok aşırı şekilde çıkmaya başladı. O yüzden mısır miktarını düşürdüm. Asıl bu da çıkmasından ziyade midenin gelişmesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim, görüyorsanız. Mısırlar çıkmış burada. Bunlar arkasından çıkıyor arkadaşlar. İşte bu bayağı bir mideleri gelişme, büyümeleri yönünden bayağı faydasını gördüm mısırın arkadaşlar. Dediğim gibi ilk başlarda, ya bunun tam ölçüsünü bilmiyorum. Duydum ama böyle duydum. Tam ölçüsü ne kadara ne kadar verir onu bilmiyorum. Sadece ben böyle kendim yaptım işte. 2 kilo yem ise 1 kilo mısır döktüm. Hayvanları bitirene kadar, onları tekrar bitirdikten sonra tekrar döktüm. Dediğim gibi 3 aylık olana kadar hiçbir şekilde arka pisliklerinden mısırlar çıkmıyor. 3 ayı doldurduktan sonra pisliklerinden mısır çıkmaya başlıyor. Zaten o zaman da ben mısır miktarını yarıya düşürdüm. Şimdi bunlara öyle 2'ye 1 şeklinde, şu 5 buzağımıza öyle kullanıyorum yemi. İşte karıştırdığım gibi işte şu şekilde. Hiçbir şekilde arkalarından pisliklerinden şu anlık çıkmıyor. Yani 3 aylık olana kadar çıkmıyor. Tabi buzağdan buzağa da değişebilir mide gelişimi özellikleri olarak. Şimdi büyüklerin yemini dökelim arkadaşlar. Asıl yem yiyen onlar zaten. Zaten çok fena bakmaya başladı. Yani bu, biz kırık mısır veriyoruz. Bunun yerine diri mısır da verebilirsiniz arkadaşlar. Biz kırık mısır veriyoruz. Dediğim gibi yine her zamanki gibi geçen yılki videomda demiştim arkadaşlar CP kullanıyoruz diye. Yani buzağlarda CP yemden başkasını, yani birkaç yem markası kullandım. Onlar da çok bariz bir şekilde gözle görülür bir şekilde buzağlarını tüketme yönünden bir problemler yaşadık. CP yönünden o gibi problemlerle hiçbir şekilde karşılaşmadık arkadaşlar. O yüzden biz de CP kullanmaya devam ediyoruz. Bunlar biraz daha büyük olduğu için hemen yeme sokuldular. Bunlar da küçük olduğu için öyle pek bir yemle alakaları yok arkadaşlar. Bunlar 1,5 ay civarındalar. Bunlar da 2 ay dolmaya yaklaştı arkadaşlar. Belki de dolmuş da olabilir. Hepsini not alıyorum tabi telefonda da, şu anda bakmıyorum. Şimdi o büyük buzağlarımıza yonca dökelim arkadaşlar. Yoncamızı böyle kaynağından alıyoruz makinemizin arkasından arkadaşlar. O büyük buzağlarımız önünden hiçbir şekilde yonca eksik olmuyor arkadaşlar. Yani sürekli olarak önleri boş kalmıyor yonca yönünden. Dediğim gibi şükür bu mısır yüzündendir. %90. İshal problemiyle karşılaşmadık. Bu küçük buzağlarımızı işte dolduruyorum. 2 günlük falan, 1 günlük falan yiyorlar. Azalınca buzağlarımız yem ve yonca yönünden, küçük olanlar hiçbir şekilde önü boş kalmıyor. Sadece büyükler biraz yemi çok versek faydası olur mu? Olur tabii ki ama malum yem fiyatları çok pahalı olduğu için sadece yonca ile besliyoruz. Ya tabii yonca da iyidir. Sadece yoncayı buzağlarımıza veriyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi komşumuzdan 20 tane yonca almıştık. Geçen yıldan da evimizde var, ev samanlıkta var bayağı. Sadece buzağlarımıza veriyoruz zaten. O da yetiyor. Bu şekilde suluklarımız var arkadaşlar. Sulukları dolduruyoruz. Pisletmiştir. Şimdi dediğim gibi de sırtlarını dökme çözelti dökeceğiz arkadaşlar. Malum buzağlarda bit kene problemleri, o bit problemi bayağı bir zarar veriyor buzağlara. Yani buzağının gelişimini engelleyecek kadar bit özellikle zarar verebiliyor. Öyle bir tane buzağımız vardı. Birkaç yıl önce, daha o zaman tam böyle bit nedir şeydi tam bilmiyorduk. O zaman bitlenmiş buzağımız, biz de hiç farkına varmadık. Veteriner dedi böyle, bu buzağı niye böyle falan diye. Dediğim gibi tüylerin arasına baktığımızda bitlendiğini gördük. Böyle sırta dökme çözelti kullandık. Geçti arkadaşlar. Bu şey arkadaşlar, yani geçen yılda ineklerimiz sırtına kullandığımız ilacın farklı bir isim de olan, yine aynı süte karışmayan insektisit arkadaşlar, sinek ilacı. Sırta dökülen buzağlarımızda yaklaşık 2 ila 5 gram arasında dökeceğim.
bitten, sinekten, keneden korumuş olacağız buzağlarımızı. Tabi bunlar biraz artık şu büyüklerden başlayayım dökmeye arkadaşlar. Ha, bunlar da isimlere pek takılmayın arkadaşlar. Sadece süt için kullandığınızda süte karışmasın yeter. Diğer türlü hepsi aynı özelliğe sahip. Bir defa fiyatlar nasıldır bunu? 50 TL'ye mi ne almıştım bir tane kutusunu? Kaç litre bu? 500 mili olabilir herhalde arkadaşlar. 50 lira. Bu şekilde. Hemen döküyoruz arkadaşlar. Bu sırtına döktüğümüz bütün vücudunu kapsıyor arkadaşlar. Hani öyle yalandan az bir şey döktüğün her tarafına nasıl gitsin diye bir şey yok. Yani bu sırtından bütün vücudunu kapsayacak şekilde inip geliyor aşağıya doğru. Kapımızı kapatalım. Şimdi o durmayacak. Şunlara dökelim bir de arkadaşlar. Az bir şey kaldı zaten. Dur. Gel. Gel gel gel. Emzirecek mi? Dur şunları da dök böyle. Duracaklar mı? Hadi ver bakalım. Abi bunlar dediğim gibi emiyorlar hala arkadaşlar. Yaklaşık 2,5-3 ay boyunca buzağlarımız günlük 2,5 litre son bir hafta kala bu miktar yarıya azaltarak sütten kesiyoruz buzağlarımızı. Gayet de güzel emiyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, abim buzağlarımızı yine emdirmeye devam ediyor. Bugün de böyle buzağlı bir videomuz oldu arkadaşlar. Dediğim gibi 2021 model buzağlarımızı ne gibi tohumlar kullandık, nasıl besleme yaptık onlardan bahsetmeye çalıştım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.